kabiliyet cihetiyle, potansiyel boyutuyla insan bütün mahlukatın üzerindedir. Bu noktada insanın eline bütün mahlukat birleşse su dökemez. Yani insanın bir ferdi hayvanatın bir nevi gibidir. Mesela insan uzaya gidiyor, insan işte okyanusların dibinde 100 metre, 200 metrelere kadar iniyor. Oralarda inceleme yapıyor. İnsan işte kitaplar yazıyor, kütüphaneler, devasa boyutlarda ciltlerce eserler veriyor. İnsan işte insanın bütün hücresine kadar inceliyor, beyin ameliyatı yapıyor vesaire. E, medeniyette, işte teknolojide, ilimde, fende ee, nereye gitse istidadı istediği şeyi ona veriyor. İstidadı o kadar geniş. Yani kabiliyetlerinin koordinatları son derece sınırsız denecek derecede külli manada. Yani bütün ilimleri yutabilecek kapasite bir insanda mevcut. Bütün işte sanatları icra edebilecek bir kapasite insanda mevcut. Bütün diyelim sporları vesaireleri yapabilecek kapasite insanda mevcut. Bu kadar büyük bir kabiliyet sahibi insan. Ama aynı insan dünyevi ihtiyaçlarını tedarik etme noktasında bir serçe kuşuna yetişemiyor. Ya yani bir işte dünyevi lezzetlerini takip etme noktasında serçe kuşuna yetişemiyor. Diyelim ki serçe kuşu iki tur attığı zaman bir günlük ihtiyacını çıkartıyor. Ama insan çok çalışması lazım. İnsan işte endişesi var, is endişe istikbali var, işte çoluğunu çocuğunu düşünmek zorunda vesaire. Ama diğer taraftan dünyevi lezzetlere ulaşma noktasında serçe bir serçe insandan daha bahtiyar. Niye? Çünkü bir kere aklı yok insan, serçenin. Elemi yok, kederi yok, Yarın benim durumum ne olacak diye endişesi yok. Geçmişte çektiği acılar, sıkıntıları düşünüp acı çekmek gibi bir durumu yok. Diğer taraftan e, diyorlar ki serçe kuşu kendi vücudunun iki katını günde yiyebilir. Ya yani Bir insan 100 kilo olsa 200 kilo yemek yiyebilir mi? Yani bir, bir, bir miktar yedikten sonra ancak kifayet ediyor yani. Baktığımız zaman kabiliyet, potansiyel çok geniş ama dünya cihetinde serçe kuşuna yetişemiyor. Bunun anlamı nedir? Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi asliyen hayvan gibi çabalamak değil. Yani sen dünya cihetinde kötürümsün. Duygularını, kabiliyetlerini, potansiyelini vesaire Dünyaya verdiğin zaman serçe kuşu seni geçiyor, serçe kuşuna yetişemiyorsun. Bundan anla ki sen dünya için yaratılmamışsın. Vazifeyi aslayan esas vazifen hayvan gibi çabalamak değil, belki hakiki insan gibi hakiki bir hayatı daime için sahi etmektir. İnsan ebedi hayat için yaratılmıştır.